Hepinize merhaba arkadaşlar. Diziler ikinci dersine geldik. Zaten burada sonlu dizi, eşit diziler ve dizilerle işlemler yapacağız diyelim. Derse başlayalım. Kağıdımız, kalemimiz hazırsa başlıyorum. Öncelikle sonlu diziden bahsetmişiz. Sonlu dizi neymiş bakalım. K eleman doğal sayı olmak üzere AK kümesi 1, 2, 3, K'ya kadar gitmiş olsun demişiz. AK kümesinden... R kümesine tanımlanan her fonksiyona sonlu dizi diyoruz. Zaten bellidir. Eğer biz sonlu dizi olduğunu belirtmiyorsa arkadaşlar dizi kesinlikle nedir? Sonsuz dizidir. Dizinin terimleri de A1, A2, A3, AK şeklindedir. Sonlu dizimiz zaten belli. Ne diyecek bize? İşte 2, 4, 6, 8, nokta nokta 20'ye kadar gitti. Şöyle yaptı. O zaman... Bu sonlu bir dizidir. İşte kaç tane? 20 tanesi. 20 tane elemanı vardır diyoruz. Belirtmiyorsa yani şu şekilde gidiyorsa A1, A2 nokta nokta AN halen daha <laughs> devam ediyorsa nedir? Sonsuz dizidir diyoruz. Zaten kolay bir kısımdır. Örnek mesela A3, 1, 2, 3. Ne demiş? A3'den R yani reel sayılara gitmiş. Fn fonksiyonumuz n artı 4 olmak üzere. Dizisinin birinci, ikinci ve üçüncü terimlerini bulunuz demiş. Hadi bulalım. F1 fonksiyonda bildiğimiz biri yerine koyduğumuz zaman nedir? 5. 2 koyduğumuz zaman nedir? 6, 3 koyduğumuz zaman ne olacak? 7. Dizimiz zaten F1, F2, F3 ne olacakmış? 5, 6, 7. Tabii bunlar kolay. Kimse bunları bize sınavda sormaz. Sabit dizden bahsedelim. Şöyle hatta şu maviyi değiştireyim. Sabit dizi şu şekilde c eleman reel sayı olmak üzere n eleman doğal sayısı için aynı eşittir c ise a'n ne olacak arkadaşlar bütün elemanlar c c c şeklinde olacak dizisine biz ne diyoruz sabit dizi denir diyoruz sabit dizi tabi bu şekilde pek göstermez nasıl mı Aynı eşittir x üzeri x n artı b 1 y n artı c şeklindeki dizisi sabit ise kat olan x bölü y eşittir b bölü c şeklinde olur. Örneğe bakalım. Mesela 2 bölü ne? 1 eşit ne olacak? k bölü 3'ten. Buradan k değerimiz nedir? 6 mı? Evet. Ne zaman dizi sabit diyorsa. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı. Diyelim. Bakın mesela ne demiş burada? Aynı eşittir falan filan. Dizisi sabit dizi olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bu da bir fonksiyon. Fonksiyonda değişken olmaz yani enli ifadeler olmaz. O zaman enli ifadelerin katsayıları ne olacak? 0 olacak. A eksi 3 eşittir 0'dan a değerimiz nedir Buradan 3 mü Evet. B artı 2 değerimizde ne olacakmış 0 yani b de burada eksi- 2 gelir. Gerçekten yerine yazalım. Eksi 3'ü yerine yazdım a n eşittir ne oldu? 0. Burası da 0, 6. Diğer bütün terimleri de 6, 6, 6 şeklinde olacak. Yani herhangi bir değişken olmayacak. Ne demiş? A ile B çarpı 3 çarpı eksi 2'den cevabımız nedir? Eksi 6 mı? Evet. Sabit dizi bu şekilde. Sabit fonksiyonla aynı. Sabit polinomla yine aynı formattadır. Diyorum. Eşit dizilere geldik. Eşit dizilerde arkadaşlar eşit fonksiyon, eşit polinomla tamamen aynı her n eleman doğal sayısı için a'n eşittir b'n ise a'n ile b'n eşit dizilerdir. Burada birinci terimi birinci terimine ikinci terimi ikinci terimine eşit eninci terimi de eninci terimine eşittir. Örnekte şu şekilde a'n dizisini b'n dizisini vermiş. Olarak verilsin demiş. a'n eşit b'n ise a artı b artı c toplamı kaçtır? Madem diziler birbirine eşitse kat sayıları Nın kuvvetleri ne olacak? Şey, kuvvetleri aynı dereceleri, aynı olanları katsayıları birbirine eşit olacak. Yani A artı 2 iki, ikinci dereceden burada ikinci dereceden kim? 3. A burada ne gelecek? 1. Burada n'in katsayısı kim? B eksi 3. Burada n'in katsayısı kim? 4. O zaman B değerimiz burada nedir? 7 mi? Güzel. Geldik diğer arkadaşa. Sabitimiz burada ne? 5. O zaman sabitimiz burada ne? C eksi 1. C burada ne geldi? 6 mı? Evet. Ne diyor? A artı B artı C. 1 artı 7 artı 6. Ne yaptı o da? 14 mü? Evet. Zaten kolay diyoruz. Bunlar atalım gitsin. Şimdi biraz bunlarla ilgili soru çözelim. 1, 2, 3, 4'leri vermiş. Dizilerden hangileri eşittir demiş. Hadi bakalım. Birinci terimi A1'imiz neymiş? 1 verirsem kosinüs pi oluyor. 2 verirsem kosinüs 2 pi oluyor. Kosinüs pi neydi arkadaşlar? Hemen şöyle koordinat düzleminde pi buradaydı. Kosinüs değerimiz neydi burada? 180'de eksi 1'di. Kosinüs 2 pi burada kosinüs 1 miydi? Evet. Bakın burada 1, burada eksi 1 olmuş. Buna bakalım. 1 verince tek kuvvet olacağından eksi 1 2 verince ne olacak? 1. Yani eksi 1 1. Eksi 1 1 şeklinde gidecek. Aynı şekilde A1'imizi yazalım aslında. A1 şey A1 dedik özür. AN dizisi aslında neymiş? Eksi 1 1 eksi 1 1 şeklinde devam edip gidecek. Dizimiz sonsuz bir dizi. B'nimize bakalım. B'n de aynı şekilde tek olursa eksi 1 çift olursa 1. Tek olursa eksi 1 çift olursa 1 şeklindedir. C'ne bakalım. Zaten sabit bir dizi. Bütün terimleri ne olacak? 1, 1, 1, 1, 1 şeklinde olacak mı? Evet. Dn dizisine bakalım. 1 verdim. Ha bura öncelikle dizimi. Evet dizi zaten tanımsız yapan herhangi bir doğal sayı yok. 1 verdim. A burası zaten 3n-1 paydayı da şöyle eksi parantezde 3n-1 yazabilir miyim? Bu arkadaş bunu götürdü. Eksi bir mi? Evet. Demek ki bunun da bütün terimleri eksi bir, eksi bir, eksi bir şeklinde mi gidecek? Güzel. Ne diyor Dizilerin hangileri eşittir? A ve b dizileri, b dizisi neymiş? Birbirini eşit diziler mi? Evet. Diyelim. Bunu da atalım, gitsin. Şimdi dizilerde işlemlere geldik. İşlemesek dahi çok rahatlıkla yapabileceğiniz şeyler. A n artı b n, A en artı <laughs> BN şeklinde yazabiliriz. Ya da farklarını ya da çarpımlarını aynı yazabiliriz. AN bölü BN'i AN bölü BN parantez içinde yazabiliriz. Tabi burada BN'le sıfırdan farklı olmak zorunda. Yoksa nedir? Tanımsız yapar. C çarpı AN sabit bir sayıyla bütün fonksiyonu çarpabiliriz. Ya da direkt parantez içinde alıp da yazabiliriz. Hadi bunlarla ilgili işlem yapalım. Bir AN dizisinde A birimiz 3'miş. AN artı 1 eşittir. AN artı neymiş? 2 olduğuna göre A 20 kaçtır? Sakın burada hemen tek tek değer vermeye çalışma. Öncelikle arkadaşım bak burası artı durumundaysa bu arkadaşı buraya at. Bakın burada ne var? N artı 1. Burada ne var? N var. Ardışık mı? Ardışık. O zaman A N artı 1 eksi A N eşittir ne? 2 mi? Evet. Şimdi tek tek değer verebiliriz. A1 verdik. A2 oldu. A1 eşittir 2. En yerine 2 verdim. 3 eksi A2 eşittir. O da 2. Nokta nokta nokta. En son 19 verdiğinde A20 eksi A19 eşittir. O da nedir? 20 mi? Süper. Şimdi şu şekilde birbirini götürüyor mu? Gitti. En son kim kaldı? A20 Eksi A1 kaldı. O da neymiş? Bakalım 1'den 19'a kadar yani toplam. 19 eksi 1 art, bölü 1 bir artı 1'den 18. 19 tane terim varmış. 19 tane ne var? 2 yani 19 çarpı 2'den 38. Buradan A1'imi zaten bana vermiş. 3'müş. A20 eksi 3 attım o tarafa artı 3 diye gitti. Ne oldu o da? A20'de 41 mi? Evet. Toplam şeklinde ise şu formatta yazmaya çalışın. Yoksa işkence olur. Diyelim çarpım şeklinde ise de şu şekilde çarpım şeklinde ise de bu arkadaşı yani her tarafı an eksi 1'e böl. Burayı da an eksi 1'e böldüm. Hadi şimdi yazalım. an bölü an eksi 1 eşittir. 8 eksi n bölü n mi? Evet. Ne diyor bana? A6'yı soruyor. Tek tek yazmaya çalışalım. A1 1'den başlayamıyoruz. O zaman 2 A2 çünkü 1 dersem A0 nitelim diye bir şey olmaz. Bölü A1 eşittir. Kaç verdim? 2. 8'den 2'yi çıkart. 6 bölü 2. Nedir? 6 bölü 2 yazalım. 3 verdim. Şey 2 verdik. 3 verdik. A3 bölü A2 eşittir. 8 eksi 3. 5 bölü 3. Diğerini de yazalım. A4 bölü A3 4 verdim. 4 bölü 4 değilmiş. Şöyle yazalım. 5 verdik en son. A5 bölü A4. O da nedir? Kaç vermiştik? 5. 3 bölü 5 oldu. Sonuncusunu da yazalım. Zaten o kadar uzun değil. A6 bölü A5 eşittir. Ne? 6 verdim. 2 bölü 6 mı? Tamam. Şimdi ne yapalım? Hepsini birbiriyle çarpalım. Yani A2 bölü A1 çarpı A3 bölü A2 nokta nokta en son A kaç? 6 bölü A5'i yazdım. Eşittir. Bu arkadaşları bir bile çarpalım. 6 bölü 2 3. 5 bölü 3 çarpı 4 bölü 4 1 zaten. 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 6 da nedir? 1 bölü 3. Zaten şu 3, şu 3'ü götürdü. Bu 3 de bu 3'ü götürdü. 5 de 5'i götürdü. Burası ne oldu? 1. Öyle mi? Evet. A2, A2, A3, A3, A5. A5'i götürdü. A6 bölü A1 eşittir. Neymiş? 1. Zaten A1'imiz ne olarak vermişti? 2. O zaman A6 2 çarpı 1'den nedir? 2 mi? Evet. Anlaşıldı mı? Süper. Zaten çok da zorlamaya gerek yok bu konuda. A en dizisinde şu şekilde verilmiş. Biçimde tanımlanıyor. Buna göre a7 a5, a6 eksi 2 tane a4 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi 7'yi buraya yazdım. 2 üzeri 7 zaten nedir her türlü? 2 tabanda olduğu için çift. Bir ekledim ne oldu? Tek. Ama ne diyor? Çift ise bunu kullan diyor. O zaman ne oldu? Tek, çiftti, bir daha tek oldu. En çift ise. Ha, en çift ise bunu kullanacağız. Demek ki 6 da buraya o zaman 7'yi nerede vereceğiz? Burada 2 üzeri 7 eksi 1 eksi 5 vereceğiz. Bir de 5 verelim. Eksi 2 üzeri 5 eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Bölü ne diyorum? Çift ise yani 2 üzeri 6 artı 1 eksi 2 tane ne? 4 veriyorum. 2 üzeri 4 en yerine koydum. Artı 1. Hadi burayı düzenleyelim. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. 2 üzeri 7 eksi 2 üzeri 5. Bölü 2 üzeri 6 artı 1 eksi 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü çarptı. 4'ü çarptığımızda ne olacak? 2 üzeri 5. Bu arkadaşlar bunu çarptığım zaman eksi 2. Öyle mi? Evet. Eşittir. Şurayı şimdi 2 üzeri 5 parantezini alalım. 2'nin karesi eksi 1. Bölü e, burası ne oldu? 2 üzeri 6. Eksi 2 üzeri 5. Eksi 1 mi? Evet. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Onu düşünelim. Ee, şurada artı 1, 2'yi 2 yazmasak mı? Şu 2 olmasa şu olmayacak. 2 üzeri 6. Evet şu 2'yi yazmayalım. 2 olmasın yoksa soru çirkinleşiyor. 2 yazmazsak şurası eksi 1 olacak. Değil mi? Evet eksi 1 olacak. Burası da 2 üzeri 4 mü? Tamam. 2 yanlış yazmışız. Evet. Şu kısmı düzenleyelim. Eksi 1 artı 1 bir, birbirini götürdü. O zaman 2 üzeri 6 eksi 2 üzeri ne olacak? 4. Hadi onu da yapalım. 2 üzeri 5 çarpı 4. Birden çıkart. 3 mü? Tamam. Burayı 2 üzeri 4 parantezine alırsak. 2 üzeri 2 eksi 1. Aynı şekilde burası da 3 gelecek. Bu 3 bunu götürdü. 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 4'te nedir cevabımız? 2 mi? Aynı. O 2'yi niye yazmışız? Onu anlamadım. Dedik az önceki sorunun aynısıydı değil mi? Bir önceki bundan önceki soru çarpım durumunda ise burayı an her iki tarafı an'e bölüyoruz. An'ler gitti. An artı 1 bölü an eşittir 2 üzeri n. Sırayla 1, 2, 3 falan verip gidelim. Ne demiş buna göre a 10 kaçtır? A1 verdim. A2 bölü. A1 eşittir. 1 vermiştik. 2 üzeri 1. 2 verelim. A3 oldu. A2 eşittir. 2 üzeri 2. En son nokta nokta geldik. A üzeri 9 verirsem. A, A10 pardon. A9. Kaç verdim? 9 verirsek. N2 üzeri 9 mu? Tamam. Şimdi bu arkadaşları hep birbiriyle çarpalım. A2 bölü A1 çarpı A3 bölü A2 hatta A4 bölü A3 değil mi? Çarpı 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 A9 bölü A8 A10 bölü A8 şeklinde mi? Evet eşittir. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2 çarpı nokta nokta 2 üzeri 9'a kadar mı? Süper. Şimdi ne oldu güzel arkadaşım? Bunlar birbirini hep götürdü. Şu şekilde gitti mi? Şurası 9 olacakmış. Gitti. Ne oldu? A10 bölü A1 eşittir. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri 1'den 9'a kadar neydi? 9 çarpı 10 bölü 2'den 2 üzeri 45 mi? Süper. Zaten A dur A3. Ha, A3'ten mi başlasaydık? A2 verseydim. Dur şurada o zaman ne oldu? A3'ten başlasam ne olacak? A3'ü vermiş 4. Dur. Burada fazladan. A3, A2'ler hiç olmasın. A3, A4'ü götürecek. O zaman A4. Direkt şuradan başlayalım. A4, A3. O zaman 251, 252 de olmayacak. A4, A3'ü en son A10 bölü A3 kalacak. Tamam. Şurayı A1 gördüm. Ne oldu o zaman? 1 ile 2'yi çıkart. 3. Yani 2 üzeri 40. 2 mi oldu? Tamam. A 3üm neymiş? 4. Yani A üzeri 10 eşittir. 2 üzeri 40. 2 çarpı 4 nedir? 2 üzeri 2. A onumda ne oldu? 2 üzeri 40. 4 mü? Tamam. Anlaşıldı mı? Evet. Arkadaşlar burada 3'ten başladığı için biz de burada 3 verirsek A üzeri 3 bölü A üzeri 4. Şey A üzeri 4 derken A4. A üzeri diyoruz sürekli. Yanlış yapıyoruz. Evet. Bakın burada da toplam şeklinde ise ne yapıyorum? Bu tarafa atıyorum. Ne oldu? A n eksi A n artı 1 eşittir 2. Kim istiyor? A onu istiyor. Ne diyelim? 4 verirsek A 4 A 5. Bir 4'ten başlayalım. A 4 eksi A 5 eşittir 2. A 5 eksi A 6 eşittir 2. 2. Nokta nokta nokta. Şöyle mi gidiyor? Ha şöyle gidiyorsa en son a 9 eksi a 10 olacak. O da 2 mi? Süper. Ne şekilde? Şu şekilde gidiyormuş. Ama bu şekilde gitmesin. Hmm. Bu şekilde gitmesin. O zaman a 5'ten başlayalım. Bak şimdi gördük. Giderse a 5 gider. O zaman kaç verelim? 5 verelim. a 5 eksi a 6. A6 eksi A7 nokta nokta A10 eksi A11 mi? Evet bakalım. Bu şekilde gidiyor. Hop gidecek. Bu kalacak. O zaman bu kalmasın. En son hangisini diyelim? A9 eksi A10 mu? Tamam. Muhabbeti anladık artık. 2, 2. Bunlar hepsi 2. Bu arkadaş bunu götürdü. Bu arkadaş bunu götürdü. Tık zaten şu şekilde gidecek. Şunlar yok. Ne oldu? 2, 2, 2. Kaçtan? 5'ten 9'a kadar kaç sayı var? 5 tane mi? 5 çarpı 2'den 10 eşittir. A5 eksi A10. Benden A10'u istiyor. A10'u bu tarafa at. A10 eşittir. A5 kaçmış? 3. Onu da bu tarafa atarsam. Eksi 10 diye gider. A10'um ne oldu? Eksi 7 mi? Evet. Demek ki azalan bir dizi imiş. Diyelim. Şimdi buna bakalım. Burada direkt hazırlıklı vermiş bize. A1'den başlamışsa ne diyelim? Buraya 1 diyelim. Zaten 0 diyemeyeceğim için A2 bölü A1 kaçmış? 1 verdim 2 oldu. 2 verdim A3 bölü A2 eşittir. Bu sefer 1 vermiştik 2 verdim 3. Tırın tırın tırın. En son A7 verdim. A kaç oldu? 7 verdim A8 mi? Evet Şimdi şöyle 7 verirsem burası ne oluyor? 8 mi? Tamam. Taraf tarafa çarpalım. Zaten anlayacağız. Devamını A2 A3 bölü A2 nokta nokta A7 bölü A8 değil mi? A8 o zaman bir tane daha gidelim. A8 bölü A9 mu olacak? O zaman fazla gitmiş oluruz. Değil mi? A 9 olursa, şöyle mi gidiyordu? A 2, A 2, A 3, A 3, A 8 gitmesin. O zaman bir önceki nedir? A 7, A 8, A 8 gitmemesi için ne yapacağız? A 7, burası 7 8, 9 olur. Bir Önceki A 6 bölü A 7, yanlış mı? Şey yaptık. A 2 bölü A 1, sonra. 2, 3, <laughs> 1, 2 diye gidiyor. A6 şu şekilde A yanlış mı yaptık? A2 bölü A1. 1 verdim 2. Tamam. 1 gitmemesi lazım. 1 gitmemesi en yani son e, 7 verdim. A8. Ha yanlış yazmışız. Bak 7 yukarıdaki A8 bölü A7. Ne oldu? A8 bölü A7'ymiş. Ha bak artık. 2 çarpı. Ha 2 3 artı. 3 artı nokta nokta topladığımız için 8'e kadar toplamayı en son 7 vermiştik. 8 oldu. Bu arkadaşlar bu şekilde birbirini götürdü. Kim kaldı? A8 bölü A1 eşittir. 2'den 8'e kadar sanki 1 varmış gibi topluyorum. 8 çarpı 9 bölü 2. Buradan ne geldi? 36. 1 yoktu. Ne oldu? 35. A8'i soruyor. A1'imiz neydi? 1. A8 1 çarpı 35'te nedir? Cevabımız 35 mi? Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Diyelim. Bu soruda ne diyor? Dizisi için A3, A4, A5 çarpımı kaçtır? Ne yazalım? 1 ee, yazarsak 4 oluyor. Şurası 3 oluyor. Tamam. 1 yazdım. Logaritma ha, A3 dediği için buraya o zaman en az 3 diyeceğiz. Ha, A3. 3 dediğim zaman burası 5 burası 6. Tamam. 4 diyelim. A 4 logaritma 6 tabanında kaç oldu? 7 mi? Evet. A 5 verince logaritma 5 verdim. 7 tabanında 5 verdim 8. 3'ünü birbirle çarp diyor. Logaritma 6 bölü logaritma 5 şeklinde yazabiliyordum. Çarpı logaritma 7 bölü logaritma kaç yazabiliyordum? 6 çarpı logaritma 8 bölü logaritma 7 yazabiliyorduk. Eşittir a3 çarpı a4 çarpı a5 mi? Evet. Şimdi güzel arkadaşım, şu arkadaş şunu mu götürüyor? Bu arkadaş bunu mu götürüyor? Evet. Ne oldu? Logaritma 8 bölü logaritma 5 mi? Evet. Ya da logaritma 5 tabanında 8 de olabilir şıklardaki ki o olacak büyük ihtimalle. Diyelim, bunu da atalım, gitsin. Aa, bitmiş. Diziler ikinci kısmı bu kadardı arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü kısımda zaten sorular geliyor. Aritmetik dizileri bir sonraki dersimizde işleyeceğiz diyorum. Görüşmek dileğiyle.